Hoş geldin Mert. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bize bugün serverless'tan bahsedeceksin biraz. Evet. Oldukça merak edilen de aslında geçmişi de olan bir konu ama hala da tam böyle Oturmamış. tam oturmamış, merak edilen de bir konu. Evet. Ben çok fazla konuyu uzatmayacağım. Herkese iyi dinlemeler, sana da kolaylıklar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kolay gelsin şimdiden. Ekranını Teşekkür ederim. paylaşırsan ben alacağım. Tamamdır. Öncelikle vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Ben hemen sunumumu paylaşayım. bugün konumuz serverless architecting. Aslında serverless architecting 101 gibi bir durum var. Biraz daha serverless'ın ne olduğundan, ondan öncesinden ve şu anda neden kullandığımızdan bahsedeceğim. Serverless'tan önce neler vardı, işte şu anda neler var gibi sunumumun planı şu şekilde. Başta monolitik mimariyi inceleyeceğiz. Sonrasında mikroservis mimarileri. Aslında inceleyeceğiz dediğimde şu şekilde. Konumuz serverless olduğu için monolitik mimarilerin kötü yanlarını, mikroservis mimarilerinde sadece iyi yanlarını aldım. Yani burada neden dezavantajların, avantajların ikisini birden vermedin demeyin sonrasında. Geçmişten bugüne diye bir kısım yerleştirdim. Benim çok sevdiğim bir tablo var. Onu açıklayacağım. Açıkladığım zaman da gösteririm. Serverless seçenekleri derken serverless options. Yani biz hepimiz mesela serverless'ı burada da gördüğünüz gibi lambda function ekledim ama lambda function'ın öncesinde de serverless olan birçok servis vardı ve hala daha çoğunu kullanıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Serverless'ın avantajlarından bahsedeceğim. Lambda function'a giriş yapıp sonrasında ufak bir lambda demosuyla sunumumu sonlandıracağım. Monolitik mimarilerden biraz bahsedelim. Monolitik mimarlar hepinizin bildiği gibi tek yapıda oldukları için bir bütünün parçalarına ayrılmamış şekli olduğu için tek bir dil, tek bir yazılım diliyle kodlanır ve sonrasında da tek bir platforma deploy olur. Tek bir platform kullanma zorunluluğu derken buna şunları gösterebiliriz. İşte on-prem'de ise on-prem'de kalır ya da işte AWS'de ise AWS'de, GCP'de ise o şekilde tek bir dilde yazılır. İhtiyaçlara yönelik hareket edemeyiz aslına bakarsanız. Yani kervan yolda düzülür mantığıyla gittiğimizde bile kervanı yolda düzemeyebiliriz. Nasıl olacak bu iş? Yani atıyorum data ile ilgili bir işiniz oldu. Raporlama yapacaksınız. Herhangi bir uygulamanız var olan app'inizde ve monolitik bir mimaride çalışıyorsunuz. Buraya mesela uygun olan dil Python iken siz aslında Node.js kullandıysanız burada bir problemle karşılaşabilirsiniz ve mikroservisin ihtiyacını çok fazlasıyla hissedersiniz. Bir yerde yapılacak hatanın alakasız bir noktada etkilenmesi diye ikinci bir dezavantajı var. Bu da şu. Tek bir yapıda olduğu için birçok kişi aynı anda aynı yapıya dokunurlar ve bu yapıya dokundukları için mesela atıyorum notification servisi vardır ya da like butonu vardır. Oranın değişmesi, oranın arkasındaki kısmın değişmesi belki de app'i patlatabilir ve app patladığı için geri kalan 10-15 kişi veya kaç kişi çalışıyorsa bu mimaride çalışmasını durdurmak zorunda kalır. Deploy süreçlerinde oluşabilecek sorunlar da az evvel bahsettiğim işte aslında girişte yaptığım durum bu. Yani herhangi bir yeri geliştiren kişiden kaynaklı bir deploy probleminde yani orada alınacak bir failde blue green deployment yapılmamışsa burada yaşanacak herhangi bir fail bütün uygulamanızı aşağı indirebilir. Bu da çok riskli bir şey günümüzde. Ekip içi görev dağılımında şöyle bir anlatım yapmak istiyorum aslına bakarsanız. Araba fabrikalarından örnek vermek isterim. Mesela baktığınız zaman araba fabrikalarında tüm parçalar, işte sacılar, şu motoru, şu su, bu su, boya hanesi hepsi farklı bir alandadır. Bütün parçaları üreten yer ve sonrasında toplanan tek bir yer vardır. Farklı farklı yerlerde mikro işlemler olur. Ardından araba tek bir parçada toplanır. Birçok kişi atıyorum fabrikadaki 200 tane makine ya da 200 tane işçi gelip tek bir arabanın üzerinde işlem yapmaz aynı anda. Çünkü bu
çok fazla zorlar. Yönetimi çok fazla zorlar. Geliştirmeyi çok fazla zorlar. Bu yüzden bu arabada bile, yani nesnel bir şeyde bile böyle yapılıyorken, bizim gibi gelişime açık yazılımcılarda neden hala monolitik mimari kullanıyoruz diye sormak gerekiyor açıkçası. Versiyon yönetimi zorluğu derken de şunu kastediyorum aslına bakarsanız. Bir app'te çok fazla feature olabilir. Bu feature'ların da farklı farklı versionları olabilir. Bu versionlara ne yapıyoruz? Versiyonları sürekli farklı deploy'lar çıkıyoruz. Ama bizim monolitik bir mimarimiz olduğu için tek bir kalıp yürüdüğü zaman step step, hangi step'te atıyorum 3. step'te genel bir yapı, fakat atıyorum yine notification'dan örnek verelim. Notification feature'ımız 1. versiyonda kalmış. Bunların takibi çok fazla zorlaşıyor sonrasında. Mikroservis mimaride ise sadece ilgili yerlerde geliştirme yapıyoruz. Sadece ilgili yere update geçiyoruz. Bunun da çok fazla avantajını görüyoruz. Az evvel de söylediğim gibi ilgili yere sadece gelişim yapıldığı için ilgili yerdeki geliştirme başarısızsa dahi bütün bir yapıyı bozmuyor. Ekip içi görev dağılımında da şöyle bir avantajı sahip olunabiliyor. Atıyorum 20 kişilik bir ekip var ve 4'er kişiye ayrılmış farklı farklı mikro ekipler var ve bu ekiplerde mikro servisleri geliştiriliyor. Yeni herhangi birisi katıldığı zaman tüm yapıyı bilmese dahi o mikro servisi geliştirme alanında eğer bilgili ise hemen işe koyulup o işi yapabiliyor. Aslında daha çok uzmanlaşabiliyor o tip şeyde. Deploy süreçleri kolaydır yazmışım ama çok çok kolaydır. Neden? Çünkü mikro serviste herhangi bir servisin güncellenmesi, deploy olması diğer hiçbir servisi zorlamadığı için biz istediğimiz gün, istediğimiz saat, istediğimiz anda deploy çıkabiliyoruz ve bunun herhangi bir servis ya da herhangi bir insan tarafından haberi bile olmayabiliyor. Sürekli deploy çıkabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Her servis farklı bir dilde kodlanabiliyor ve farklı farklı platformlarda deploy olabiliyor. Bunun ne gibi bir avantajı var derseniz şöyle. Atıyorum ben şu anda AWS üzerinde çalışıyorum ve AWS'te bütün app'imi burada kaldırıyorum. Bizim her şeyimiz burada diyelim. Fakat gün geldi işte GCP ya da işte Azure'da AWS'te olmayan herhangi bir servis çıktı. Ve o serviste bizim uygulamamıza ihtiyaç olan herhangi bir şey var. Mikro servislerimizden bazılarını oradaki mikro servis mimarisi yapısına uygun servislerde bize sunulan cloud provider'dan sunulan servislere oraya etki edip oradaki kullanım kolaylığından avantajlarını yararlanabiliriz. Böyle bir avantajı var mikro servis mimarinin. Versiyon yönetimi de çok kolaydır. Neden? Çünkü az evvel de dediğim gibi biz günün her saati, günün her dakikasında deploy çıkabildiğimiz için bunları da tagleyerek versiyonlarımızı atıyorum. Like butonumuz 3. versiyonda 0.0.1 versiyonunda da notification servisimiz var atıyorum. Bütün hepsinin versiyonu farklı farklı bir şekilde görülebiliyor. Hangisini en son ne kadar güncelleme yapılmış bunu çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. Burada da resimleştirilmiş hali var. Monolitik architecture'ımız gördüğünüz gibi UI'dan, Data Access Layer'dan, Business Logic'ten oluşan ve tek bir database bağlantısı olan database'e bağlanıyor. Microservice architecture'da da UI'ımız var ve UI'ımız mikro 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 bir sürü servisimizde bir sürü database connection'ları mevcut. Bunlara işte serverless da sonrasında dahil olduğunda açıklayacağım bazı şeyler var. Burada mesela buraya gelelim. Bu geçmişten günümüze kısmı aslına bakarsanız on-prem sunucular vardı. Benim hem yaşım yetmiyor hem de kariyer olarak tercihlerimde hiç on-prem çalışan bir yerde bulunmadım. On-prem'de neydi? Her şeyi manage eden kişilerdi, insanlardı. İnsanlar işte operating sistemin bakımını, güncellenmesini, işte serverların, storage'ın, networking'in ayarlarını, güvenliğini, her şeyi insanlar sağlıyorlardı. Ondan sonra çıktı geldi cloud provider'lar. Cloud provider'lar geldikten sonra dedi ki serverlarını, işte storage'ını, network'ünü, ayarlarını biz yapacağız kardeşim. Sen sadece işte operating sistemini şunu bunu ayarla.
application'ınla uğraş. Geri kalan her şeyi bana bırak. Dedi ve infrastructure as a service diye bir kavram getirdiler. Sonrasında da bu cloud provider'lar geliştikçe platform as a service, işte software as a service ve sonrasında function as a service diye daha da gelişe 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 son raddeye kadar geldiler. Burada tablo zaten açık ve okunabilir. Burada da şöyle bir benzetme yapıyorum. Az evvelki araba fabrikası örneği gibi ve şu anda mesela içtiğim su gibi. Ben burada software as a service ya da function as a service ve serverless kavramını genel olarak sindirim sistemine benzetiyorum. Neden? Çünkü sindirim sisteminde de biz sadece insan olarak ağzımıza bir lokmayı atarız ve ağzımızda imaj denilen işte yazılımda imaj diyebiliriz sıkıştırma. Ağzımızda dişler o lokmayı küçültür, içeri atar, yemek borusundan aşağı iner, yararlı olanlar vücuda karışır, geri kalan sindirim sisteminden dışarıya çıkar. Output vardır. Yani input ve output'la biz ilgileniriz. Input'un ne geldiğine bakarız ve output'u ne yapacağımıza bakarız. Aynı onun gibi serverless da diyor ki sen kardeşim kodunu yaz. Sen her şeyini yap, yap işte yapmak istediğin. Geri kalan aradaki bütün o sindirim işlemlerini, bütün network ağlarını, her şeyi ben manage ediyorum. Her şeyi ben zaten kurmuşum. Geri kalan hiçbir şeyle sen ilgilenme diyor. Ve biz sadece input'u nereden nasıl vereceğimizi, output'u da ne yapacağımızı düşünüyoruz. AWS'teki serverless seçenekleri burada aslında baktığımız zaman birçok tanıdık servisin ikonunu görüyoruz. Storage'da S3 var. İşte database'de DynamoDB var. Security'de IAM var. Monitoring'de, logging'de CloudWatch var gibi gibi. Biz aslında bilmediğimiz şey, yani bilmediğimiz dediğim benim kendim de öz eleştiri yaparak AWS aslında serverless kavramını parlattığı dönem hep Lambda'yı çıkarttıktan sonrasına denk geldiği için Lambda'dan önceki serverless servisleri biz serverless olarak sanki algılamıyoruz gibi. Yani serverless denince akla direkt Lambda geliyor fakat az evvel de bahsettiğim gibi Lambda sadece ağzımıza attığımızdaki bu function'ın içeri girme kısmını ayarlayan bir yer gibi düşünebiliriz. Arka taraftaki network işte data'nın tutulması, şu su, bu su, buradaki scaling'ler aslında diğer bütün servislerin yardımıyla oluyor. Bunun da aslında nedenini ben kendi içimde şöyle açıklıyorum. Son noktayı koyan servis Lambda olduğu için yani öncesinde güvenliği halledilmiş, işte monitoring kısmı halledilmiş, network kısmı halledilmiş, storage kısmı halledilmiş. En son da function yani aslına bakarsanız insansız hava aracı gibi son bir vuruşu yapacak olan şeyi ayarladıktan sonra biz artık serverless'ız diyor. Çünkü tamamen serverless diyor. Bunun tamamını anlatma nedenim ve burada da üzerinde durma nedenim şu. Biz serverless mimarileri yapılandırırken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi herhangi bir serverless servisini diğer serverless servislerle bağlamamız gerektiği. Neden bunu söylüyorum? Atıyorum Lambda function yazıyoruz. Lambda function'ı gidip açtığımız T2 mikro ya da T3 mikro bir database'e bağlıyoruz. Oraya çok fazla hiç beklemediğimiz kadar bir istek geliyor. Database şişiyor, patlıyor. Bunu yapmamak için yani DynamoDB kullanmalıyız ya da işte bir şey serverless'sa onun tamamen serverless olması gerektiği ve diğer bütün serverless servislerle onun arkitektinin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Diğer türlü bizim düşünemediğimiz şeyler oluşabilir diye tamamlayayım. Serverless architecture'ın avantajlarından bahsedeceğim. Serverless architecture full yönetilen yani AWS managed, fully managed AWS tarafından ya da işte bu cloud provider hangisiyse onun tarafından manage ediliyor. Herhangi bir ön provizyonu yok. Hiçbir yönetim şey yok. Administration'ı tamamen kendisine ait. High availability'si var. Yüksek kullanılabilirliği mevcut. Geliştirici üretkenliğini arttırır. Neden? Çünkü geliştirici herhangi bir şeyi düşünmez. İşte Nginx'ten geçecek mi, geçmeyecek mi? İşte onun konfigürasyonları nedir? O değildir, bu değildir gibi 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 birçok şeyi düşünmeden sadece koduna odaklayıp yapması gereken şeyi yapıp geçmek.
Nedir bu? Atıyorum işte kendime ben ilaç içeceğim. İlacımı unutuyorum bazen diyelim. Akşam 10'da bir tane şey yazdım. Lambda function yazdım. Akşam 10'da benim telefonuma notification atıyor. Bu kadar basit bir şeyi ben hiçbir sistem, hiçbir şey kullanmadan aylık 1 dolar gibi bir maliyete böyle bir şeyi halledebilirim. Mesela böyle bir örnek vereyim. Yenilikleri hızlıca uygulayabilir. Nasıl? Yenilikleri çok kolay uygulamasının nedeni işte mikro servis olması. Yine herhangi bir şey aklımıza gelip işte şunu da uygulayalım dediğimizde kolay bir şekilde yeni gelen herhangi bir servisi var olan bütünün üstüne yapıştırabiliriz ya da bunu kullanabiliriz. Canlıya çıkma süreci çok çok kısadır. Çünkü hazır olduğu anda direkt deploy olur ve canlıya çıkar. Sürekli ölçeklenebilir otomatik bir şekilde. Auto-scaling vardır. İşte küçülür istediği kadar ve istediği kadar büyür. Burada scaling olayında da şunu söylemek isterim. Genelde algı serverless'ın işte ilk başta Lambda'nın ilk çıktığında az evvel de bahsettiğim gibi işte hani ya da işte tamamen yapıldı işte diyelim. Lambda konfigüre edildi, yazıldı. DynamoDB'ye bağlandı. Az evvel de dedim ya işte database'i tutuyor. İşte database'i şişirdi, patlattı diye. Burada mesela farklı bir kötü senaryo, worst case'de de şöyle bir durum olabiliyor. Lambda'yı öyle bir konfigüre edilmiş, hani beklenmedik bir şekilde konfigüre edilmiş. DynamoDB'ye de bağlanmış, güzel. Fakat çok fazla istek alıp iş çok fazla çalıştığı için Lambda, DynamoDB'de sürekli scale olduğu için, sürekli büyüdüğü için çok büyük maliyetler oluşmuş. Aslında baktığınız zaman ilk başta işte serverless lambda kavramı bizim içimize ilk girdiğinden beri hep bu söylenir. İşte aslında pahalı 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 servis denilebilir ama çoğu senaryoda serverless daha ucuzdur. Çünkü doğru şey yapıyorsanız, doğru yerde kullanıyorsanız sadece attığınız taş kadar kuş ürküttüğü için o kuşun da maliyetini ödüyorsunuz ve olay kapanıyor. Bu yüzden dikkatli olmak ve taşları böyle çakıl taşı gibi hepsini tek bir kuşa savurulmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Lambda'nın bileşenlerinden bahsedeceğim. Şimdi serverless derken bir sürü şey söyledik ama Lambda ile de noktaladı dedik. Lambda'nın bileşenlerinden de bahsedeceğim. Sonrasında demoya geçeceğim. Lambda'nın bileşenleri şöyle. 4 ana temelden oluşuyor. Lambda function'ın geliştirme ortamı. Yani bu ne? Bizim kodu yazdığımız yer. Bunları açacağım birazdan. Event source benim sevdiğim bir yer. Yani kendisine triggerlamak için kaynaklar bağlayabiliyoruz. Lambda function service burada Lambda function service derken de o servisin bize sunduğu şeyler, avantajlar ya da o servisin neler yapabildiğini anlatacağım. Networking environment'ta da işte onun ağ yapılarından bahsedeceğim nasıl konfigüre edildiğinden. Lambda function'ın geliştirme ortamında desteklenen diller burada gördüğünüz gibi işte Java, Go, PowerShell, Node.js gibi güncel olan diller burada mevcut. Şu anda burada olmayan dillerin de güncellemeleri yani buraya desteklenmesi çok da uzun bir süre almayacak gibi duruyor bence. Çünkü her geçen gün yenileniyor, ekleniyor gibi şeyler oluyor. Burada sağ tarafta da işte export handler dediğimiz bir olay var. Lambdalar handlerlarla çalışıyor. Handlerlarla tetikleniyor. Buradaki ufak bir kod parçasını buraya koydum. Sonrasında da zaten demoda biraz göstereceğim. Execution esnasındaki kodun üstlendiği IAM rolü. IAM rolünü siz in-policy olarak bu lambdaya atamanız gerekiyor. Çünkü lambda'da aynı sizin herhangi bir user'ınız gibi düşünmelisiniz. Herhangi kendiniz gibi de düşünmelisiniz. Çünkü sizin servisinize gidip bir şey yapacağı için veya sizin account'unuzda bir şeyler yapmaya çalıştığı için ona polisler atamalısınız. Bunu da yine demoda göstereceğim. Kodunuza ayrılan bellek miktarını siz manage edebiliyorsunuz. Etmezseniz de default gelen 128 MB'lık bir memorisi mevcut. Event source olarak da yani triggerlanan nelerle triggerlanıyor dersek de S3 ile SNS ile SQS ile yani ve etc. dedim. Burada artık hani aklınıza gelen gelemeyen AWS'in servislerinin dışında da birçok şeyle trigger edebiliyorsunuz. Bu lambdayı tetikleyebiliyorsunuz. Bu tetikleme sonucu lambdanız çalışıyor. Bu yandaki şeyden yine bahsetmeyeceğim çünkü demoda çok daha detaylısını göstereceğim. Lambda Function Service'in şöyle bir neler yaptığına bakalım. Sunucuları yönetmiyoruz.
ölçeklemiyoruz. İşlev kodunu direkt olarak, yani function'ımızı direkt olarak çalıştırıyor. Function'ın yürütülmesi için bize bir API veriyor. Bu API gateway veriyordu sadece ve onunla çalışıyordu. Şu anda HTTP de geldi ve onu da yine biraz baktım o geldikten sonra, bu sunumu hazırladıktan sonra onu da ufak bir gösterimini yapacağım. Bu yüzden maliyette aslında şu anda düşmüş oldu. Hani daha demin dediğim gibi lambdalar çok fazla çağrıldığında sürekli API gateway çalışıyordu ve API gateway maliyeti çok fazla oluyordu. Onu biraz düşürecektir diye düşünüyorum. Ölçeklerden bağımsız olarak, paralel olarak tetiklendiğinde function yürütülmeye devam eder. Ve function için bize ek şeyler sunar. Nedir bunlar? Siz mesela tüm app'in nasıl çalıştığını, loglarını, monitörlemesini yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz herhangi bir şeyle. Fakat burada function bazlı da log ve monitörleme yapabiliyoruz. Hangi function'ından ne loglar geliyor, nasıl durumu, işte CPU'su, memorisi ne kadar kullanılıyor gibi şeyler, böyle bir şey size sunuyor. Bunları loglamayı ve monitörlemeyi. Networking environment derken de şuradan bahsedelim. Lambda'ya herhangi bir siz atama yapmazsanız VPC takmıyor. VPC takmadığı için de internete erişimi oluyor, fakat sizin içerideki private servisleriniz, yani private IP ile birbirleriyle haberleşen diğer servislerinizle haberleşmiyor. Sizin customize edilmiş bir VPC ayarı yapmanız lazım. Yani customize etmeniz lazım bu VPC'yi diğer kaynaklarla private IP'ler üzerinden erişmesi için. Aşağıda işte yazdım, subnetlerle, root table'larla ve NAT gateway ile falan bunları biz kontrol ediyoruz. İşte security grupta ona inbound, başkalarının, atıyorum işte bir tane servisinizin inbound rule'una sizin şeyinizin lambda function'ınızın security grubunu inbound rule'a yazmanız gerekiyor ki o function oraya erişsin gibi ayarlar yapmanız gerekiyor. Şimdi demo vakti. Demo vaktinde sizlere şöyle, ben Meetup diye bir klasör açtım. Bu klasörde sizlere şöyle göstereceğim. Normalde ben AWS CDK kullanıyorum. Terraform'da kullananlar mevcut. Ama ben bu Lambda'da özellikle AWS SAM kullanıyorum. Bunun da nedenini söyleyeceğim. Şöyle bir Lambda function'ımızı initialize edelim. AWS bize hızlı bir başlangıç için bir şeyler versin. Node.js kodumuzu alalım. İşte ismimiz Meetup olsun. Bize klonlasın. Bu bize klonlarken ben de şuradan şöyle bir tane var olan function'ı göstereyim. Klonlama bitmedi. Şuraya ben size daha evvelinden bir tane function oluşturmuştum. Function'lar bu arada hiç AWS SAM kullanmadıysanız şöyle bir Cloud Formation Template oluşuyor ki bunu silmemeniz gerekiyor. Bu AWS SAM'i kullanmanız için, yani diğer şeyleri deploy etmesi için gerekli olan default bir CLI manager. Ben böyle bir şey yaptım. AWS SAM'de diğer Terraform, AWS CDK gibi Cloud Formation Template'ini render edip size bir template çalıştırıyor. Şöyle göstereyim. Ben burada gördüğünüz gibi add trigger kısmında SQS'i trigger etmişim. Baktığımız zaman batch size'ı 10 olan işte bir AWS'imizde bir function oluşturdum. Burada genel olarak gördüğünüz gibi işte ben hiçbir şey vermediğim için 128 MB olmuş. Timeout'unu verebiliyorsunuz. İşte function 2 dakika boyunca çalışmasın. Çünkü işte hani 2 dakika boyunca çalışıyorsa, 2 dakikayı geçiyorsa tabii yaptığınız işe göre değişir, ya da 3 dakika, 5 dakika, o bilmiyorum. Çok fazla şeyi olmaması lazım aslına bakarsanız. Yani çok fazla sürmemesi lazım. İşini yapıp bitirip gitmesi lazım. Biraz kamikaze uçakları gibi, yani gidip bombalayıp kendini de imha edip gitmesi gereken bir aslında servis. Burada permission'ları görüyoruz. AWS'te işte 3 tane action yapıyor diyorum. Bir tane resource'da. Hangi resource'da? İşte log'larda log create ediyor. Event'lere log basıyor gibi bir action veriyor. Şurada ben bunu anlatırken aradan şunu da yapalım. Gördüğünüz gibi burada
GitHub'dan klonladı bize AWS function'ımızın template'ine. Birçok seçenek var. 9 tane seçenek var. Hangisiyle başlamak istiyorsanız onunla başlayabiliyorsunuz. Ben Scheduled Events ile başlayacağım. Buna bastım. Şurada çünkü SNS'i göstermiştim. Buraya geldim. Şimdi kodun içinden sizlere biraz bahsedeceğim. Burada events kısmı diye events diye geldi. Siz bunun ismini herhangi bir şey yapabilirsiniz. Burada CloudWatch events'ini çalıştırıyor. Paylog çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi payload çalışıyor. Ve handler'ı tetikliyor. Böyle bir kod yapısı var. Siz istediğiniz tabii ki dediğim gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Kendi yazdığınız kodu. Benim şu an anlatacağım kısım aslına bakarsanız şu template kısmı. Template kısmında burada AWS bir şeyler serverless şeyini kullanarak resource oluşturuyor ilk başta. Resource'un adı Scheduled Event Logger. Sonrasında da buna event bağlıyor. Event bağlı da CloudWatch Event dedi. Burada cron time'larını ayarlayabiliyorsunuz ama ben genel olarak rate'i hatta şöyle ben rate'i genelde 1 minute veriyorum. Vereceğim yani şu anda. Şöyle şurayı açalım. Burada npm install yapalım. Npm paketlerimizi yüklesin. Sonrasında semi neden kullandığımı şimdi bir sonraki adımda semi neden kullandığımı söyleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi hazırda bize verilen de 100 saniye timeout işte 128 megabayt vermiş. Şuradan da bahsedeyim. Architecture kısmında işte şu an 86-64 bit. Buraya ARM'da koyabiliyorsunuz. Lambda function'larda ARM 64'te kullanılabiliyor. Şimdi geldik. SAM invoke yaptık. Buraya bastık. Güzel bir hata yaptım şu an. Şu an heyecandan senin lokal invoke demem gerekiyordu. Özür diliyorum. Heyecandan ne diyeceğimi unuttum. Lokal invoke diyoruz. Events'ı basıyoruz. Burada kısa süreli bir hatadan kaynaklı sizden özür diliyorum. Burada az evvel bahsettiğim şurayı, şu payload'un içerisine buraya basıyor. Şimdi bu local invoke'u neden yaptım? Şundan dolayı AWS CDK ya da Terraform gibi bir servis, yani infrastructure as a code şeyi kullansaydım onda lokalde invoke etme şansım olmuyordu. Ben burada benim function'ımın template'inin çalışıp çalışmadığını, function'ımın çalışıp çalışmadığını burada daha hiç deploy etmeden görebiliyorum. Sonrasında da sam build olarak çalıştığını kontrol ettikten sonra sam build alıyorum. Sonrasında size zaten şöyle bir şey sunuyor. Sam deploy guided diye. Bunu biz buraya yapıştıracağız. Şu anda SAMAP diye bir app'imiz zaten az evvel var olan app olduğu için şey olacak. Geri kalan her şeyi ben manuel şu anda basıyorum. Normalde biz bunları pipeline'larda yaptığımız için zaten böyle herhangi bir basma ya da şey yapma bir işi olmuyor. Pipeline'da zaten otomatik olarak hepsini ayarını veriyoruz. Siz de muhtemelen öyle yaparsınız. Şu anda CloudFormation template'i oluşturdu ve resource'lar gelmeye başlayacaktır. Şöyle bakalım. Bizlere öncesinde IAM rolü oluşturacak. Pardon. Bize IAM rolü oluşturacak. Bu template oluşana kadar da ben sizlere kendi hazırladığım bir tane template var. Bu template'i şuradaki herhangi bir sistem app'in içine girerek burada size göstermek istiyorum. Burada bunu anlatacağım. Şimdi şöyle. Normalde parameter sam build az evvel şey yaptık ya sam deploy guided dedik en son adımda.
Sam deploy'dan sonrasında işte pipeline'larda parametreleri override ettiriyoruz. Ve burada çok fazla parametre olabilecek işlemler, fonksiyonlar olabiliyor. O yüzden buradaki parametre kısmını sadece tercih ettiğimiz durum şu. App'in stage'ini sadece orada parametre olarak girmek. Yani development mı, stage ortamı mı, production ortamı mı diye. Sonrasında da genelde VPC ile işimiz oldu. Yani diğer servislerle işimiz olabileceği için de bir tane security grup oluşturup o şeye VPC takıyoruz. Yani VPC takıp security grup takıyoruz. Bu security gruplarda, lambdalarda daha demin söylemeyi unuttum. Bir tane ayrıntı var. Outbound rule'u olmalı ama inbound rule'un olmasına gerek yok. Lambda function'larda. Kamikaze demem nedeni de o. Yani gidiyor, bitiriyor işi, geliyor. Inbound herhangi bir şey alma şeyi yok. Zaten event source'larla kendisi triggerlandığı için o event source'lara siz bir şey atıp onu tetikleyebilirsiniz. Burada da işte sample queue var bir tane. Bu resources kısmında security grubu oluşturduk. SAM template'inde bir tane queue oluşturduk. Yetmedi. İki tane ikinci queue'yu oluşturduk. Sonrasında bir tane SNS topiği oluşturduk. Ve burada protokol olarak lambda'yı verdik. Sonrasında burada sample function işte az evvelki lambda function'ın kendisini getirdik. Şurada variable kısmında dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Az evvel de dediğim gibi tek bir parametremiz var. App stage. Bunu referans olarak biz şeyden alıyoruz. Pipeline'ımızdaki o deploy edeceğimiz kısımdan alıyoruz. Fakat ondan sonraki kısımda buradan aldığımız yer ya security ya SSM parameter store ya da script manager oluyor ki bence bunlar sürekli değişebilen şeyler olduğu için ve burada çok fazla konfigüre edilebildiği ve birçok environment kullandığımız için böyle bir yapıyı tercih ediyoruz. Şurada gördüğünüz bir iki nokta üst üste bir olayı parameter store'u her mesela şu atıyorum MySQL host adındaki bir parametreyi yenilediğim zaman ben host'u değiştirdiğim zaman AWS tarafında version 2 olarak görünüyor. Ben burada bunu 1 olarak bırakırsam problem yaşarım. Bir önceki host'u almaya devam eder. O yüzden mesela burada username ve password'de de yaptığım gibi hiç vermeyebiliyorsunuz. Ya da parameter store'da siz istediğiniz versiyonu orada zaten version'ları görebiliyorsunuz history kısmında. Oradan istediğiniz versiyonu görebiliyorsunuz. Az evvel bahsettiğim gibi policy'ler, inline policy'ler takabiliyoruz. Burada SSM kullandığımız için SSM'e full access verdiğimi gösterdim. Az evvel de kendi söylediğim gibi işte herhangi bir database'e sabit kalan bir database'e bağlamamak adına DynamoDB'ye burada full access veren bir template hazırladım. Aslında şunları da örnek olarak yazdım. DynamoDB varken bunlar çok olmuyor. Burada security grupların VPC'nin konfigürasyonlarını yapıyoruz. Sonrasında template'te events kısmı var. Events kısmında da az evvel yukarıda resource olarak oluşturduğumuz şeyi bu resource'un altına erenleriyle gelip takıyoruz. Burada taktıktan sonra da eğer burada oluşturulmuş herhangi bir resource'u yine aranızdan bazıları işte CDK veya Terraform gibi bir şey kullandıysa veya CloudFormation template'lerini biliyorsanız burada oluşturulan resource'ları export ediyoruz. Dışarıya output olarak veriyoruz ki herhangi bir başka bir servis bizim burada oluşturduğumuz resource'u kaynağı kullanabilsin. Ve bu kaynakları da gördüğünüz gibi genel olarak hep yine serverless kaynaklardan seçtim. İşte SNS, SQS, CloudWatch gibi gibi gibi. Burada böyle bir template'i anlatmış oldum. Şimdi geldim create complete dedik. Meetup'ta Meetup isminde az evvel create ettim. Geldim şu an buraya function kısmına. Meetup diye buraya gelmiş. Meetup diye geldi. Bakın event bridge CloudWatch events diye geldi. Burada details'de event basımız var. Rate 1 minute. Bu dakikada bir bize payload basacak. Az evvel gördüğümüz şeyi basacak. Onu direkt sizlere göstermek istiyorum. Ardından buranın içini göstereceğim. Yani function'da neler yapabildiğimizi göstereceğim. Log stream bize burada bir log oluşturdu. Gördüğünüz gibi ben az evvel 21
05'te başlatmıştım. 21.05'te bize bir rapor gönderdi, sonra bitirdi. Ardından 21.06'da, hatta bir dakika, 21.02'de başlamışım. 21.03, 21.04, 21.05. Dakikada bir 6. dakikaya geldik. Auto-retry edelim. Bakalım. Yenisi gelecek birazdan. 27. saniye gelmedi sanırsam. O yenisi gelene kadar geldi. Gördüğünüz gibi direkt canlı olarak da şurada start etti. Sonrasında bize buradaki şeyi verdi. Payload'umuzu verdi. Şöyle açayım. Şöyle açarak göstereyim. Version 0 dedi. ID'miz, şu an üzerinde bulunduğumuz function ID'sini verdi. Burada events'i verdi. Bulunduğumuz yer Island, EOWest 1, yine onu verdi. Resource'umuzun ne olduğunu verdi ve olayı bitirdi. Function'ımız dakikada bir şu anda tetiklenip çalışıyor. Burada şöyle söyleyebilirim. Kod kısmında da function'ı anlatayım şimdi de. Kod kısmında da şöyle bir durum var. 5 megabayttan sonrasında burada aslında siz kodu göremiyorsunuz. Şu anda buradan ufak bir kod olduğu için revize edebiliyorsunuz. Ama ondan sonrası işte daha not modülleriniz, paketleriniz çoksa, Python paketleriniz çoksa zaten orayı dolduruyorlar. Ve siz sadece işte bunu lokalden deploy ederek ya da işte herhangi bir GitHub'tır, Bitbucket'tır gibi şeyler kullanarak buraya kodunuzu revize ancak öyle edebiliyorsunuz. Monitörleme kısmında metrikleri görebiliyoruz. Burada yaptığımız iş çok basit olduğu için çok fazla bir metriğimiz bulunmuyor şu an için. Logları buradan da takip edebiliyoruz. Trace eklersek de Trace'i görebiliyoruz. X-ray servisini falan buraya entegre edersek. Permission kısmına yine gelelim. Yine aynı şey. Çünkü ikisi de bir önceki gösterdiğim SQS ile trigger olan da log basan bir şeydi. Bu da aynı şekilde. O yüzden ikisinde de aynı polisler var. Ama az evvel gösterdiğim template'teki işte SSM ve full access vermiş olduğum şey olsaydı şurada bir resource daha olacaktı. Action'da 4 olacaktı ya da daha fazla. Burada function URL'i ben yeni göstermek isterim. API gateway vardı diyor, demiştim size. Şimdi de function'ımıza biz URL verebiliyoruz. Şöyle bir kısım oluştu burada, geldi. Burada create function URL diyoruz. Burada şunu yapabiliyoruz. AWS'in IAM'i ile authentication sağlayabiliyoruz. Bu nedir? Ben herhangi bir user'a lambda'ya full access vermişsem veya bu lambda'ya bir access vermişsem, read okuma ya da işte yazma gibi yetkinlikler vermişsem, o verdiğim user bu benim lambda'ma, function URL'ime ulaşabiliyor. Onu alıp bir yerlerde kullanabiliyor. Ama bunu vermemişsem erişemiyor. Bunu birazdan göstereceğim. Biz şimdilik şuraya none diyeceğiz. Buradan erişmek için. Şimdi burayı save'ledim. Bize bir tane policy yazıyor ve bu policy de diyor ki kardeşim hiç kimseye engel koyma. Herkes bu URL'e gidebilsin. Şu an burada bizim event bridge olduğu için herhangi bir şey basmıyoruz. O yüzden null geliyor. Bu sayfa null geliyor. Null geldiği için de şu anda çok bir şey anlamıyoruz gibi gelebilir. Şuradan edit dedikten sonra esas şunu yapacağım. Burada IAM'e ekledikten sonra forbidden yiyeceğiz. Çünkü biz HTTP'den, ben herhangi bir şeyimle girmiyorum. Lokalimdeki kendim olarak public bir yerden girişi deniyorum. Buna siz IAM role ekledikten sonra denemek amaçlı şey yapabilirsiniz. Postman'de AWS credentiallarınızı girip oradan sorgu atabilirsiniz. Ne olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu an hala ben null görüyorum. Burada şunu vereceğim. Environment variable'ları az evvel göstermiş olduğum parameter store'dan ya da normal parameters kısmından function'ın altına eklediğiniz environment'larınızı burada görüntüleyebilirsiniz. İşte secret manager'la onları secret bir şekilde yaparsanız da göremezsiniz. Bu tip bir yeri de mevcut. Environment variable'ı da kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz app gibi aynı. Hiçbir farkı yok. Burada teklemeler yapıp yine bunu takip edebiliyorsunuz. Şurada gördüğümüz gibi herhangi bir VPC'miz takılı değil. AWSM template'ini kullanarak da yapabilirsiniz. Böyle manuel elden de ekleyebilirsiniz. Genelde manuel eklemeye
çok yanaşmıyorum. Monitörde biz burada default olarak logları, metrikleri böyle geliyor. Herhangi bir şey eklemediğimiz için burada hiçbir şey enable değil. Fakat burada enhanced monitoring yapabiliyoruz. İşte AWS'in X-Ray servisini aktif edebiliyoruz gibi birçok monitörleme seçeneğimiz de mevcut. Şu anda şu sayfayı tekrar deneyeceğim. Gördüğünüz gibi şu an message forbidden dedi. Bana izin vermedi. Niye? Çünkü ben oraya IAM polisi ekledim. Function'da auth type'ımız AWS IAM. Sadece function'a erişebilen, yani AWS Lambda'ya erişebilen yerlerden biz buraya attığımızda null alacağız ya da bu şeye erişeceğiz. Böyle bir güzel şeyi oldu AWS'in. Şu an bu böyle kalsın. Sonrasında da buradaki diğer şeylerden çok bahsetmeyeceğim. Az evvel dediğim gibi derken işin başında, her şeyin başında söylediğim gibi bu aslında Serverless Architecting 101'di. Şu an burada yine şeyi de en son kontrol edelim. Akmaya gelmeye devam etmiş. Gördüğünüz gibi 9 geçe, 10 geçe, 11 geçe function'ımız ayakta. Biz bunu 1 saniyede yapabilirdik. 1 saatte yapabilirdik. 1 haftada yapabilirdik. Atıyorum herhangi bir raporlama işiniz var. Veya işte bir haftada bir rapor atmanız gereken bir yer var. Buraya rate limit olarak 7 days yazıyorsunuz ve sizin için çok kolay bir şekilde yazdığınız o raporu direkt atıyor o kişilere. Ben şurada şunu göstermeyi unuttum bu arada. Kusura bakmayın. At trigger kısmında az evvel de bahsettiğim benim en sevdiğim event. Eğer event driven bir yapınız varsa zaten çok seveceksiniz burayı. İşte burada triggerlama şey olarak, araçları olarak API Gateway, işte IoT servisi, Alexa'yı, Apache Kafka'yı, Load Balancer'ı seçebiliyorsunuz. CloudWatch loglarını seçebiliyorsunuz. Az evvel benim yaptığım gibi Event Bridge'i seçebiliyorsunuz. İşte SQS'i seçebiliyorsunuz. SNS'i seçebiliyorsunuz. S3. Yani sayamıyorum. Biraz yoruluyorum sayarken. Amazon'un sonra anlaşmalı olduğu yerleri de, yani buraya gelmesini, partnerlarını da burada görüyorsunuz. Buradaki birçok şeyle, servisle paralel bir şekilde triggerlanabiliyor ve çalışabiliyor. Bu function servis. Benim sunumum bu kadardı. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için. Şu an burada ben ekranda sizin herhalde sorunlarınızı göremiyorum ama iletişimim burada, iş mailim mevcut. LinkedIn'den de bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir yerden Mert Mengü yazarsanız da ulaşabiliyorsunuz. Soyadımız biraz spesifik olduğu için genelde Google'da çıkıyoruz kolay bir şekilde. Şu anlık benlik bu kadar. Mert çok teşekkür ederim. Ben Ben zaten daha önce teşekkür dinlemiştim. ederim. Sonu güzeldi ve tekrar güzel anlattın. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan bekliyoruz seni sahalarda. Ben zaten şöyle Serverless Architecting 101 kavramını hep vurgulama nedenim şu. Bunun 200'ü, 300'ü, belki Değil mi? 400'ü gelebilir diye ben şu an Aynen. bu giriş seviyesiydi. Girişte şu an böyle bir şey yaptık. Belki de sonrasında Architecting'in tamamlanmış halini de parça Süper. parça böyle Yani deneyebiliriz illa herhalde. teknasyon teklerde yapmana gerek yok. Dışarıdaki eventlerde de hareketlerini bekliyoruz ve destekleyeceğiz. Çok Teknasyon teşekkür ediyorum. olarak. Teklif gelirse giderim. Gelir, merak etme. Teşekkür ederiz tekrardan, ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim.